İkiler de bunu talep edebiliyor. İkiler de merciğinden incelemeler yapılırken bilirkişiye teknik nitelikte bilgiler verebilecek olan ve ismen belirleyecek kişilerin dinlemeleri ve bazı araştırmalar yapılması hususunda karar verilmesini isteyebilir. Yani taraflar da yani bilirkişi bu görüşünü oluşturmadan önce işte şu kişi bir başka tanıdık uzman kişi var, kişinin görüşüne başvursun, bununla birlikte hareket etsin diyebilir. Hocam şu arada bir parantez evet. Açabilir miyim? Özel amaçlı müteahhitler. Ona geleceğim ayrıca. Ona geleceğim. Son konumu o. Yani özel amaç müteahhitten farklı. Yani burada bilirkişinin bilirkişilik görevini yerine getirmesi noktasında biliyorsunuz. Yine bilirkişi gerekli olması halinde tarafları da dinleyebilir veya soru sorabilir deniyor. Gerekli olması halinde bilirkişi mağdur, şüpheli ve sanığa mahkeme başkanı ve savcı aracılığıyla soru sorabilir. Mahkeme ya da savcı doğrudan soru sormasına da izin verebilir diyor. Ama bunlardan bağımsız olarak, bireysel olarak soru sorması sadece hekimler açısından, yani özellikle kontrole gönderilmesi noktasında muayeneyle görevlendirilen hekim bilirkişi sadece hakim, savcı ya da avukatı olmaksızın şüpheliye ya da işte mağdura soru sorabilir deniyor. Ama bunun dışında mutlaka görevlendirilen merci aracılığıyla bunu yapmak gerekiyor. Bilirkişilik incelemesinin sonunda tabii ne yapma gerekiyor? Rapor düzenlenmesi söz konusu. Bu konuya ilişkin de bir hüküm var. İncelemeleri sona erdiğinde bilirkişi yaptığı işlemleri, mağdur sonuçları açıklayan bir raporu imzalayıp ilgili merciye vermek durumunda. Mühürlü olarak kendisine teslim edilen şeyler varsa bunlar da verecek. Birden çok bilirkişi atanmışsa ve farklı görüşler söz konusuysa buna da değinildi. Ayrık görüşün belirtilmesi bu durumun gerekçeleriyle rapora ayrıca yazılması veya ayrı bir rapor verilmesi gerekiyor. Veya bunun dışında yine rapora ilişkin olarak bilirkişi raporunda hakim tarafından yapılması gereken hukuki değerlendirmelerde bulunamaz. Evet, hukuki bilirkişi zaten atanamaz deniyor. Hukukçu olmayan bir kişi atanması esas. Ama bu kişi de hukuki değerlendirmeye giremez. Zaman zaman olabiliyor. Ceza davalarında da. Yani suçun oluşup oluşmaması noktasında görüş belirtmeyi zaten sorabiliyor mahkeme. İşte zimmet var mı yok mu bize hep sorulan şey. Yani burada tabii bankacılık usulüne uygun bir işlem midir, değil midir? Ya da işte kayıtlar doğru tutulmuş mudur, tutulmamış mıdır? Onun sonucuna göre zaten suçun oluşup oluşmadığı anlaşılıyor. Bunu belirtmede çok bir sakınca yok ama işte cezanın artırılması, hangi ceza miktarının verileceği gibi konular tabii hakimin yapacağı hususlar veya kusur değerlendirmesi, kişinin kusur olup hocam olarak. Şey diyebilir miyiz orada? Zaman zaman kendini hakim yerine koyup kararı bitiren zaten, kişiler olduğu şikayet geliyor. Biraz buraya dikkat etmek gerekiyor. Biz hakim değiliz. Sadece fotoğraf çekecek. Evet, biz sadece bilanço gibi bir fotoğrafı çekeceğiz. Dikkat edersen zaten bu hüküm biraz da bunu, bu uygulamaları şey yapmak için, önlemek için hukuki değerlendirmelerde bulunamaz şeklinde ihtiyaç duyulmuş. Yine bu kapsamda raporların duruşma sırasında taraflara verileceği veya mektupla gönderileceği belirtilmiş. İşte bilirkişi raporuna itiraz edilebileceğine ilişkin hükümler var. Buna ilişkin süreler düzenlenmiş kanunda. Bundan başka bir de bilirkişilerin duruşmada dinlenmesi. Yani pek uygulamada rastlanmıyor ama bu mümkün. Teorik olarak. Var hocam. Önümüzdeki hafta ayın 30'unda benim yazdığım bir dosyadan dolayı bir tebligat geldi. Abini niye tanık olarak çağırırlar diye korktum. İnceledim. Dosya yazdığım bir konuda beni davet ettiler. Ve hakimle gidip görüştüğümde size orada tanık olarak dinlemek istiyoruz. Yazdıklarınızı savunmanızı istiyoruz dedi. Garip bir şekilde gidip benimle hiç ilgisi olmayan bir davada bir taraf olarak dinleneceğim ayın 30'unda. Şans dileğiniz. Ben ilk kez başıma geldi. Evet, onu söylediğiniz unuttum. İnşallah yolunuz metreseye düşmez dedim. O zaman seminerleri kim yapacak? Bunun için zaten tanık olarak çağırmaz. Başka çağırmaz. 68. maddede buna ilişkin hüküm var. Mahkeme her zaman bilirkişinin duruşmada dinlenmesine karar verebileceği gibi ilgililerden birinin istemesi halinde de açıklamalarda bulunmak üzere. Yani rapor sonuç itibariyle yazılı bir görüş sunuyorsunuz. Yani bu yazılı görüş yeterli olmayabilir bazı konular. Bu durumda çoğunlukla ek rapor talep ediliyor ama sözlü olarak soru cevap şeklinde bir tartışma yapılmak isteniyor olabilir. Bu durumda işte beyanda bulunmak üzere çağrılabilir.
yaptıkları açıklamalardan sonra işte izin vermediği için bu kişiler duruşma salonunda kalırlar, tek tek dinlenmeleri gerekmez gibi bir detaya da girmiş kanun. Gider ve ücretlere baktığımızda bilirkişilik görevi kapsamında 72. maddesi bilirkişiye inceleme ve seyahat gideriyle çalışmasıyla orantılı bir ücret ödenir şeklinde. Bizde genel ceza mahkemesi kanununda genel bir hüküm konulmuş. Yani tarife ilişkin en azından kanunda bir ifade yok. Yani çoğunlukla sizi atayan savcılık ya da mahkeme bu konuda takdir yetkisi kullanıyorlar. İşte dosyanın hacmine göre, önemine göre bir takdir yetkisi. Buna itiraz etmek de mümkün veya baştan bu konuda talepte bulunmak da mümkün. Ama çoğunlukla takdiri olarak bu yerine getiriliyor. Bilirkişi görevini yerine getirmemenin yaptırımına da kısaca değinmek isterim. 71. maddede düzenleniyor. Usulünce çağrıldığı halde gelmeyen veya gelip de görüş bildirmeyen bilirkişiler bakımından tanıklara ilişkin hükümler, yani aynen tanık yapmamanın yaptırımları, aynen hukuk mahkemeleri kanununda aynı hüküm geçerli. Atıf yapılmış nedir o? Defan masrafların tazmini ve disiplin hapsi. Yani tanıklar açısından da aynı şey geçerlidir. Yani geçerli bir mazeret olmaksızın görüş bildirmeyen, gelmeyen bilir kişinin tazyik hapsi dediğimiz, zorlama hapsi dediğimiz 3 aya kadar sürebilen hapse konulması da söz konusu. Ancak hocam var. Bir detay var. Orada mazeret beyan edebiliyorsunuz. Yani unuttum demiyorsunuz da bir rapor falan sunuyorsunuz. Ben öyle yaptım birinci. Yani şu, bilir kişilik yapabiliyorsunuz, listedesiniz, gelmiyorsunuz almaya. Yani hani bunun net olarak... Mazeret beyan edebilirsiniz. Hayır. Yani şu var, buradaki zorlama hapsinin amacı şu. Bu klasik bir hapis cezası değil. Yani disiplin hapsi aslında belki daha doğru ifadeyle. Yani eğer bilirkişilik yapmayı kabul ettiğiniz takdirde zaten direkt çıkarılacaksınız. Aynı şey tanıklar açısından da. Özellikle tanıklar için konulmuş bir hüküm. Ama bilirkişiler bakımından da atıf yapıldığı için. Yani kişi tanıklık yapmıyorum diyebilir. Bunun için özgürlüğü kısıtlanarak buna zorlanabilir. Paraya çevrilmiyor. Paraya çevrilmesi, eğer tanıklık yaparsanız çıkarsınız. Paraya çevrilemiyor tabii ki bunlar. Yani kurtulmak istiyorsanız tanıklık yapacaksınız, öyle bir kişilik yapacaksınız. Daha büyük, yani adaletin tecellisinde epeyce bir katkısı sonuçta var. Kamu görevi dediğimiz, yani tanıklığın, tanıklıkta olduğu gibi bir kişilik bakımından da aynı şekilde ceza davalarında zaten bir de kamu davası olduğu için kamu mercileri sizi görevlendiriyor. Bu yönüyle önemini vurgulamak için belki bu hüküm özellikle belirtilebilir. Ama koruyucu bir şey lazım hanımefendi, göz göre göre hedef olacak şimdi. Yani sadece raporuyla ilgili sorulara cevap verecek burada. İçerilecek bir şey yok. Dışarı gel bakalım neyi yok. Ayrı bir olaydı böyle. Devlet tabak kurdu değil mi hocam? Şöyle yani. Tanık, ben bir iki kere benim başıma geldim. Çağırmasın. Yani şey, tanık değil de tanık... Yok tanık olarak demedi galiba herhalde. Tanık sandım dedi. Tanık olarak dinlenmeye çağırdı. Yanlış oldu. Orada yanlış. Dosyada inceleyen bir kişiyim ben. Evet. Yani orada şöyle bir şey olabilir. Ben biliyorum, kusura bakmayın. Bir kere başıma geldi bu mali müşavirle ilgili. Şöyle yani hakim soruları netleştiremiyor kafasında şeyle ilgili. Onu o uzmanı olmadığı için yani o kadar teknik sorular gelir ki ek rapor için hangi soruların netleşeceğini bile şey yani netleştiremediği zaman o zaman en azından o anda yapacak büyük ihtimalle yine sizin oradaki vereceğiniz cevabı benim örneğimde öyle olmuştu. Tatminkar bu mi? Şu konular için ek rapor alınmasına ya da şunları da içeridir. Şey yapamaz. Tabii bir de şimdi ek rapor için yazı yazılması, gelinmesi bu ekstra bir zaman gerektirecek. Yani orada soru cevap şeklinde daha kolay halledilebileceğini de düşünüyor olabilirler. Hakimlerin de süresi mi var artık? Eskisi gibi değil galiba. Dava zaman aşımı süresi var. Yani davaların belirli süre içerisinde bitirilmesi lazım. Suçun, ceza hukuk açısından suçun gerektirdiği hapis cezasının süresine göre değişir. Hızlı çalışmak zaman aşımı süresi. Yani kendisi tabii kasten geciktirdiği takdirde de suç işlemiş olur hakim. Ama onun dışında tabii idari sorumluluğu, disipliner sorumluluğu olabilir.
Çabucak bitireyim diye mi? Bitirmesi yoksa, lazım tabii. Ben demedim, o dedi mi diyecek. Evet. Kapı görevlisi Sayın Bana'nın görüntülükleri yanında acaba bazı avantajları da var mı? Şimdi kamu görevlisi kavramına şöyle, ceza hukuku açısından kamu görevlisi sayılmanın bir avantajı yok. Tam tersi, sorumluluğu daha fazla olduğu için çok daha ağır suçlukları muhatap olabiliyorsunuz. Ama onun dışında kamu görevlisi şu var, bazı suçlukların kamu görevlilerine işlenmesi daha ağır yaptırıma tabi tutulabiliyor. Böyle bir denge söz konusu. Yani kamu görevlisinin mesela görevi dolayısıyla hakaret edilmesi, evet, veya yaralama suçunun veya öldürme suçunun Allah korusun işlenmesi çok daha ağır. Yani normal bir kişinin öldürülmesine nazaran öyle bir denge var. Ben bir şey sorabilirim. Hayır, iki kere düşünme, yani daha ağır cezası olduğu için iki kere düşünme daha ciddi bir şey. Hani vardır ya, düğme koparsa şu kadar diye bir şey vardı. Yani bilir kişiler de bunu diyebilecekler kamu görevlisi oldukları için. Aynı mantık içerisinde. Kamu görevlisi düşünmüyor bunu, sivil hiç düşünmez. Evet. Hakaret suçu normalde bireylere karşı işlenildiğinde şikayet edilir. Arkadaşlar var. Bir oturumumuz daha var. Sizden ricam biraz sorularımızı kısa tutabilirsek. Bir oturumumuz daha olacak. Şimdi yani, son bir konu kaldı. Hocam bir şey daha sorayım. Şimdi tarafların yani bizim görüş almak için, bir şey sormak için illaki kalemden, mahkemeden onları kullanmak zorundayız bu yıl. Fakat evet, mahkeme bizim telefonumuzu verebilir. Taraflar arıyor. Niye öyle yazdın, niye böyle yaptın falan filan. Cevap vermeyeceksiniz. Vermiyoruz zaten. Ters cevap vereceksiniz. Vermiyoruz. Gidin. Sınırlı bir şekilde tabii. Evet, sınırlı bir şekilde. Dikkatli bir şekilde. Yani hakaret, fare şeylere de maruz kalıyoruz. Mesela cezada ne? Suç işliyor yani. Suç işliyor. Evet. Ama ispat sorusu. Ama telefon da işte. İspat tamam, bir soru. Beyefendi numaramız o var sanıyorum. Onu da bir alalım. Hocam, bir kişinin raporunu inceliyor. Bu iş davalarını da bir kişinin raporunu. Yargı kararlarını atıfta bulunuyorlar. Evet. Bu doğru bir yöntem mi? Yani yapabilir. Yani kendi görüşünü oluşturma noktasında dayanak olarak atıf yapabilir. Ama zorunlu değil tabii. Bilir kişi zaten o konuyu bilen kişi olduğu için hiçbir şeye atıf yapmayabilir. Ama özellikle tartışmalı bir konuysa, o noktada bir görüşü benimsiyorsa ve buna yargıtay kararını destek olarak kendi görüşünü güçlendirmek istiyorsa atıf yapabilir. Hanımefendi de bir soru. Bir zorunlu değil, engel olur. Buyurun. Yani eğer zaten bu defterlerin teslim edilmesi konusunda bir karar verilmişse çünkü yazdığı halde teslim de yapıyor, evet, gelmiyor ya da getirmiyor. Bir başka gün getireyim diyor. Taraflar açısından mı söylüyorsunuz? Tabii ben ceza boyutuna baktığım için taraflar bizde çok daha sınırlı. Zaten tarafı savcı ya da kamu olduğu için dediğiniz şey şöyle olabiliyor tabii. Yani şüpheli ve sanık tarafındaki dengelerin alınması noktasında. Yani bu noktada zaten ya bizzat oraya gidip inceleme yetkisi veriyor. İşte bankadaki kayıtların incelenmesi vesaire şeklinde. Veya teslim edilmesi şeklinde. Eğer mahkeme doğrudan işte o tarafın belgeleri size teslim edilmesini söylemişse bunda bir sakınca yok. Ama mahkemeden bağımsız olarak taraflar arayabilir. Efendim ya aslında işte olayın aslında ben daha iyi biliyorum. Şöyle bir boyutu var. İsterseniz gelip görüşeyim. Şu belgelerim de var demesi tabii sağlıklı değil. Sağlıklı. Yani o da diyeceğiniz mahkemeye teslim edin. Ben mahkemeden alırım. Tamam.